TV 8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, gerek yarışmacıları gerekse heyecanlı yarışma anları ile gündemdeki yerine her zaman koruyor. Zorlu ada şartlarında yarışan yarışmacıların büyük ödül için yarışmayı kabul ettiklerini biliyoruz. Ama büyük ödüle çok da ihtiyacı olmayan bazı isimler de var. Yine de kendini zaman zaman aç ve güçsüz bırakan bu yarışma onların bir nevi işi sayılıyor. Yarışmacılar bu yarışmalardan haftalık ücret de alıyor. İşte o ücretler. TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara ödül oyunu yaptığı ve yarışma birincisine büyük ödül verildiği biliniyordu. Şimdi de ünlü televizyoncunun yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiası yeniden gündem oldu. TV100'de yer alan haberde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği rakamlar belli oldu. İddialara göre Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı ortaya çıktı. Televizyon ekranlarında haftanın 5 günü izleyiciyle buluşan Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ise dudak uçuklattı. Survivor 2021 ünlüler takımından İsmail Balaban 7000 TL. Melis Sezer 5000 TL. Batuhan Karacakaya 10.000 TL. Çağrı Atakan 5000 TL. Merve Aydın 7500 TL. Hayrettin 7000 TL. Öykü Çelik 12000 TL. Cemal Hünal 7000 TL. Meryem Kasap 5000 TL ve Barış Özbey'in 8000 TL aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu senenin yanı sıra Survivor 2020 yarışmacılarının da kazandığı ücret ortaya çıktı. Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacılarından Mert Öcal'ın haftalık 5000 TL, Aycan Yanac'ın 6500 TL, Barış Murat Yağcı'nın 10.000 TL, Ersin Korkut'un 12.000 TL, Gönüller takımı yarışmacılarından Cemal Cansever 5500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Tayfun Erdoğan 4500 TL, Meryem Kasap 4000 TL, Ceyhun Uzun 3500 TL, Evrim Keklik, Ardahan Sadık, Burak Yurdugör ve Nisa Bölükbaşı 3000 TL ve Fatma Günaydın ise 2500 TL. Haftalık ücret aldıkları ortaya çıktı. Bu ödeme miktarları da Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak belirleniyor. Yarışmacıların tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise doğru orantı olarak ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.